Ee, hoş geldin Sina. Hoş bulduk. Ee, o Değilden'in yeni bölümüyle izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sokrates Podcast ve Sokrates Video Geçen bölüm bir değişiklik yaptı. Şablon muydu? <laughs> Şöyle bir tane düzgün giriş alayım, safe olsun ha, dedim tamam. ama işte düzgün olmadı. <laughs> Geçen bölüm bir değişiklik yaptık programda biraz daha rahat e, olsun diye e, buradan ben barkına geçmiş olsun dilerek e, başlamak istiyorum programa. Evet, duyduk çok e, her şey yolunda değil mi abi? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet. Kendisi Ondan paylaşmak istemedi. Aynen aynen falan diye. Bu konuyu acil kapat <laughs> evet, gibi evet. bir tonlamayla girdi. O değil, mi? O değil de evet. <laughs> e, artık böyle laf atarak da devam edecek programımız diye düşünüyorum. Ben şöyle bir yeni bir teknik bir de çalıştım demiş. sevgili Canereler, Herhalde mikrofondan anlıyor diye düşünüyorum. Şöyle bir şey dedi. Çünkü şuraya döndüğümde hafif ses az oluyordu. Onun yerine şöyle bir şey deneyeceğiz. Şu an ses azalmadı diye düşünüyorum. Evet. Çok iyi. Ben Öyle. Benim hayatım önce. böyle gidiyor. Senkron yaptık. Sen fark etmedin ama. Yok yok gördüm. Sen de çalıştın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Peki ee... seyirci Barkın'ın ne, ne olduğunu merak şimdi etmez mi? Kendi... Etmez. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> kendi paylaşmadı diye ben şimdi evet, bir onu yerine... Sayıram. almamız lazım. Peki Bravo. Barkın bizle paylaşmak ister misin? <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Neyse. Barkın ne oldu? Abi kaza yaptım ya. Geçmiş olsun. Böyle abi. deme. Ya. Böyle bir dakika. Biz, şimdi o, biz kötü olduk. Şerefsiz gibi <laughs> göster. Ufak bir arabaya sürtmüşler arkadaşlar. Aynen burada olay yok. <laughs> Adama... Sırf şirket aracı diye sonak tutmuşlar. Yani. <laughs> Sırf bizi kötü duruma evet, koymak evet, için. Kaza şey falan abi, böyle evet. giremezsin ama. Biz işte tamamen şerefsiz gözüktük. Neyse sen <laughs> alışıksındır öyle gözükmeye diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> Çünkü bir sosyal medya ünlüsüsün. <laughs> evet evet. Ee, böyle İyi şeyler, şeyler yaşanıyor. Senle <laughs> bolca halı saha yaptık. Ee, sonra geçen Çabi'ye de çemkirdim. Bunlar bir ünlü halı sahası kurdular arkadaşlar. Ben tanıştırdım sayıyorum Çabi ile Sinay. Çünkü tabii ki tanışıyorlardı ama... ...halı sahada ben onları bir araya getirdim. Ve daha bir sürü şey demek istiyorum. Candan Erçetin <laughs> gibi ve... Sonra bensiz halı saha yapmaya başladılar. Cansan'la ben tanıştırdım sizi falan. Evet. Neyse. Bu, e, bu daha doğru. Var. Bu. Yeni bir teorim var. Ee, halı sahadan karakter analizi. Çabi'ye ee, yapmayı <laughs> unuttum. Not almamıştım çünkü ama Çabi'ye de buradan söyleyeyim. Mesela Çabi aslında lider olmak isteyen. Aslında herkesin hayatına... Ee, olumlu bir etki bırakmak için onların bütün sorumluluğunu biraz duygusallaştım. Evet merak Alan, ettim şu an. Hafif duygusallaşan falan bir karakter. Halı sahada da bunu görüyoruz. Katılır mısın bu yoruma? Önce Bayağı duygusallaşıyor var. halı sahada. Değil mi? Aynen. <laughs> Sende de şöyle bir şey görüyorum. Halı saha oynayışına ee, vuracaksa. <laughs> Çünkü şunu yapıyorsun halı sahada. Mesela pas atıyoruz Sina'ya. Kafa böyle. Tamam mı bak. <laughs> Ama Güzel bir şeyler yapıyor ama kafa burada hayvan gibi geçiyor şey yapıyor filan. <laughs> Sonra mesela vuruyor bazen gol oluyor bazen gol olmuyor bazen pası veriyor ama görmüyorsun etrafını. <laughs> Buradan da şöyle bir karakter analizi yapıyorum. Sen kafana bir şey koyduğun zaman sen kafana bir şey koyduğun zaman diyorsun ki beni dışarı artık hiçbir şekilde etkileyemez. Ben buna konsantre oldum bunu başaracağım. Bazen oluyor bazen olmuyor ama bunu yapıyorsun. Ne diyorsun doğru bir analiz mi? Yanlış. Aslında <laughs> <laughs> daha, daha yanlış. Ya. Bence karakterinde de var biraz öyle değil Var değil mi? Yok doğru biraz e, odaklandığım e, şeyler yüzünden ihmal ettiğim hmm. e, insanlar oluyor da bu konuya niye girdi? Yani? <laughs> Hayır hayır ben öyle ihmal ettiğin Hayır Ama falan, biraz mi? aslında ona çıkıyor yani Hı -hı. ben bunu tamamlayabilmek için diğer her şeyi saldığın zaman Hı -hı. aslında görmen gereken o pası göremeyebiliyorsun. Ama e, oyunu dağıtmaya yönelttiğimde de bu sefer çekmem gereken şutu çekemiyorum yani Bravo. doğru yanlış yok gibi aslında Hı -hı. sadece daha açık olmalıyım o an gibi evet. bir yerden ben doğru falcı gibi hissettim kendime evet hiç <laughs> de i̇şte böyle bir program olmayacaktı <laughs> Sokrates var Mehmet Demirkolu gördüm futbol <laughs> konuşuruz herhalde bugün ne <laughs> geldi <laughs> ya Sokrates'te futbol konuşulacak, konuşulacaksa ben değilim o isim diye düşünüyorum e kaç git Emre Özcan'la <laughs> evet Demin Türkçe konuşulacaksa ben değilim bu arada Onu da öğrenmiş olduk ee... bu arada hani hala seni satıp daha ünlüler halı sahasına gitmemle ilgili bir analiz yapmadığın için korkuyorum. Yok yok yapmayacağım o konuda. Tamam. Ben çünkü oradan Çabi'den cevabımı aldım. Demin sen de çekim öncesi de aldım. Benim kaldıramayacağım bir halı sahaymış. <laughs> Çok normal ama kilo veriyorum deli gibi. Hadi 20 şeyim, kilo ya. verdim. Ya. Bu arada Hepinizin e... ağzını sırayacağım geleceğim o halı sahaya. <laughs> Müthiş kilo vermişsin. Verdim Tebrik verdim. Tebrik ederim. Verdi. Sağ ol. Ee, biliyorum bazı sınırlar olacak. Hani Hı. ya buradan inmiyor. Aynen düşündüğüm. oradayım şu Sanki an. bunu bana söylememiz. <laughs> Vay be iyi analiz ha. <laughs> Ama asıl orada savaş başlıyor. Kendine güven başarırsın Aynen. falan gibi. Instagram'dan aldığın evet. cümleleri bana satıyorsun şu an. <laughs> Arada motivasyon videoları izle ve sinirlen. Ee, nasıl kilo verdim? İnanmazsın. Ee, çok özel bir şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> çok özel bir şey yaptım. Çok kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Az yedim. <laughs> ve geceleri e, ağlayarak uyudum ve şu anda da eklediğim şeyle biraz yürüyüş efendime söyleyeyim basket falan gibi şeyler yapmaya çalışıyorum hiçbir şey olmuyor şu anda. Yani demek ki bir yerde bir yanlış yapıyorum onu çözeceğiz ama kendimle ilgili çok şey öğrendim. Yemek benim için böyle bir konfor alanıymış. Bir mutlu olma yöntemiymiş. Bunlar hepsi yazıyor internette bu halde. <laughs> <laughs> i̇nternette hiç olmayan <laughs> evet. şeyler. Ama ben biraz zor oldu bunları keşfetme ama başardım diye düşünüyorum. Senin hiç kiloyla hiç derdin olmadı. Müthiş. Oldu bu arada. Bu önyargıyı Hadi kabul etmiyorum. Ben seni Vine döneminden hatırlıyorum gayet. Şey gibi çocuktun. Bu saldırıyı kabul etmiyorum. Saldırı mı? <gülüyor> <gülüyor> ama önce bir sorun var. <laughs> Geceleri ağlaman yemek. Yok yemen, hiç alakası az yok. Yemek. Yoksa <laughs> başka <başkasının> sorun <laughs> O da etkili olabilir. O da etkili. Yok yok bir şey Ya yapmayacak. Alarken verdiğini hissettin mi gece alarken? Yani ee, bir parçası mı? Hayır. Diyetisyenin bir önerisi midir? Yok. Böyle bir diyetisyen. Of ya çok isterim öyle bir diyetisyen. Benim bu arada endokronolog böyle miydi o? Şekere bak. Ha aynen ona ha. gidiyorum. Ee, onunla beraber böyle doktorumu çok seviyorum. Çünkü mesela bir şey anlatıyorum. Ya şöyle yapıyorum olmuyor falan. Olmaz tabii. Sana yapıyor böyle. Harekete eklemezsen. Bir şey diyeceğim. Ben seni böyle görmeye devam edeyim falan. Aşırı net böyle. netli netliği diye bir şey var. Var değil mi? Benim de babamın gittiği, be, ben, benim de böyle bir açlık şekeri. Hmm. <laughs> Biz ne konuşuyoruz? Hadi lan. Açlık şekeri şeyi çıktı böyle. Bir, bir sınırda çıktı falan. Senin. Gittim. Evet. Hadi be. Abi aile genetik bunlar ya. Bu nasıl <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ya bir argü? Bence aile olduğun için. Senin yok tabii öyle <laughs> sorunların var. ...varmış işte. Çok özür dilerim evet. Esyum <laughs> ettim. Ben birçok insanın... ...sesi olmaya geldim. <gülüyor> 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 Kim verdi bu gücü Sadece sana? Sadece kilolu insanlar... ...kilo vermiyor. Zayıf insanların kilo alması da... ...çok zor bir süreç. Bunu kabul etmiyorsunuz. Tabii ki. Zor, Emin tabii olun... Zor. ...daha zor bence. Çünkü... Sen spor... kendini öyle mi görüyorsun? Aa, ben çok Sen zayıftim. şu anda... ...benim karşıma geçip zayıf insanlar da... ...kilo almakta zorlanıyor falan mı diyorsun? <laughs> Diyorum. Evet. <laughs> Son derece Abi... de haklısın bu arada. evet tabii Abi öyle bak de. gerçekten ben çok zayıftım. Benim Allah bazı Allah. travmalarım var dinlemek istersen. Çok isterim. <laughs> <de. gülüyor> Abi bizim zamanında e, annemlerin, babamların böyle işte gece bir yere gittiği işte Hı -hı. ne bileyim bir yemeğe, bir şeye, <laughs> operaya falan öyle. <laughs> Ailem operaya gider gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bir bıraktığı bir Şükran abla varmış <laughs> tamam mı? Şerhatlı Şükran bu arada. Oha. izlemiyordur. Neyse Şükran ablanın da bir şeyi varmış. Hani yemek yiyecek, uyuyacak, bilmem ne o saatler hani olsun diye işte mesela pilav yediriyor. Ben ama yemek istemiyorum ve böyle çıkarıyorum ağzımdan geri onu koyuyor falan hani çıkardım böyle ağzıma akanı geri koy falan. Böyle yemek yeme travma olmuş bende. Ve ben yıllarca çok zayıftım. Ya yani benim Facebook fotoğraflarımı falan görme. Zaten Aa. Facebook fotoğraflarımı görme de. <laughs> hani niye? <laughs> <laughs> ne niye <görüyorsun? gülüyor> Bu arada. bayağı zayıftım ve... E, ...işte futbol oynadığım dönem daha böyle fittim hmm. falan filan. Sonra o bitince bir de böyle lise dönemin biraz psikolojik sorunlar falan... ...ben çok zayıftım ve... ...böyle çok zor kilo aldım. Bayağı diyetisyenlere gitmeli bilmem ne falan filan bir sürecim oldu. Abi... ...kilosuz olunca yani o miden küçülünce... ...o şey olmuyor yani. Zorla yedirilemiyor bir insana. Ve yemek yemeyi de sevmiyorsan... ...hani o kültürü... ...çok zor oluyor. Ama hani... şimdi hor görmek gibi olmasın ama kilolu biri en azından spor yaptığında hani bir bir nebze işte kardiyo bilmem ne sahip şeyler daha çok var. Diğerini de yemek yemek zorundasın başka türlü olmuyor yani. Derdi kimsenin ya. <laughs> Böyle bir program. Bu arada tabii ki şaka yapıyorum. Bu bu, anlattıklarım anlattıkların. <laughs> Bu anlattıkların yüzde yüz gerçek. Tabii ki çok zor bir şeydir. Bununla ilgili bir şüphe mi var? Hayır hayır. <laughs> hayır hayır. Anlattıkların yüzde yüz gerçek derken bu derdi küçümsemiyorum. Katılıyorum anlamında yüzde yüz gerçek diyorum. Yoksa yalan söyledin demiyorum. Belki biraz abartmış olabilirsin. Pilavı çünkü çıkan pilavı nasıl geri koyacak? Tane tane <gülüyor> düşüyor <gülüyor> yani. ya. <laughs> ya da demlememiş pilav. Öyle pilav mı olur? Yapaydı biraz Saçma bir yerine takılıyor böyle. Ee, ama yüz, şeyi evet. keşfedince yemek seyahati böyle yemek turizmi falan böyle yemek yemeye bir yere gitmek falan filan aşırı sevmeye başladım. buradan da önerimdir. Tabii Yemeği operaya falan Giden, giden adamı. <gülüyor> Yemek <laughs> sürüzü <laughs> Çok şey böyle abi. değil ya program bu arada. İğrenç <laughs> bir insan değilim ben. Ee, bayağı zor bir şey katılıyorum ona. Birka çünkü neyden biliyorum? Belgesel izlemiştim bu konuda. Bir durum var gerçekten. Ama e, şöyle hani siz kilolular bütün derdi çekiyorsunuz. Biz zayıflar da bunlarla uğraşıyoruz ya hiçbir yerde işe yaramaz onu söyleyeyim. Çok evet, ucuz oluyoruz çok. çünkü crowd'um yok herkamla. Evet, evet. <laughs> ama yok <laughs> doğru doğru o da büyük bir acı. Sadece ben şunu gördüm yani tabii ki Sağlıktır bir takım genetik şeylerdir. Onu bilmiyorum ama onun dışında yani kilo almış insanların çoğunda bir psikolojik açlığı doldurma durumu oluyormuş gerçekten. Yani hepsinde belki değil de bende de öyleymiş. E, şimdi onlardan bahsedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani bir anda. Yani e, o bağlantıyı kabul çözünce evet o bağlantıyı yani. çözünce biraz daha iş kolaylaştı bende. Ama bakalım Yok, böyle konuşuyoruz gördüm. da geri alabilirim evet. Yani. Bayağı iyi, alma, alma Sağ iyi gördüm. Al, bir de güzel şey vermiş. Böyle çökmeli zaten bunu söyledim sana yani. Evet. Çökük bir kilo verme değil. Bayağı Aynen. sağlıklı veriyorsun belli ki. Yani bir senede filan anca zaten 70 kilo <laughs> verebildim. O yüzden evet. sağlıklı oldu yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada biraz hareket olsun. Diye bana devamlı yürüyüş yap diyorlar. Yürüyüş yap Aa. ne? Hayır ama dünya <laughs> ne saçma şey abi. Yürümek bir yere gidilir yani. Anladın mı? Şimdi kendime de iş yaratamıyorum ki nereye yürüyebilirim diye haritayı mı açayım? Hani bir bir işim Onu o. Olmuyor bence. Hayır, tam yürümek için yürüyün diyor. Ben evet, bunu tamam. reddediyorum mantık olarak. Abi yani ilk <laughs> insandan bu yana gelip ya yürümek ne mantıksız falan gibi <laughs> bir noktaya mı geldik? Hayır, yani bir o eylem niye var? Bir oğlum? amacım olsa yürürüm. Amaç yaratamıyorum. Abi kendime. amacın var işte. Yürümek bir amaç olamıyor işte benim kafamda. Abi anladın amaç mı? Yürümek Saçma geliyor. ne mi? yapıyorum? <laughs> Evden çıkıyorum. Nereye yürüyorum? Hani bu cevabı öğrenmem lazım. Öyle yürüyorum diye bir şeyi kabul etmediğimden onun yerine şunu yapıyorum. Baskete çıkıyormuş gibi yapıyorum. Ama maç yapmıyorum yani. Smaca çıkıyor. Yani. <laughs> çıkıyor ve sağdan geri dönüyor. Gibi <laughs> yok yok. Hani baskete gidiyorum bayağı topumla falan. Ama şimdi basket oynamaya çıkıyorum denince ne yapayım? Yani maç yapacağım, turnikeye gireceğim falan. Hayır. Sadece şut çalışıyorum ama top sekiyor ya. O sırada yürüyorum topu almak için. O böyle yalap şalap bir yeri <gülüyor> <gülüyor> yani atıyorum mesela üçlük çalışıyorum devamlı. Çok iyi üçlükçüydüm bu arada eskiden. Şimdi formumu geri kazanmaya çalışıyorum. Üçlük çalışıyorum. Top sekiyor bir yere. Oraya doğru yürüyorum. Hani amacı bu topu sayede, almak mı? Yani? Evet, bu sayede <laughs> bir amacı oldu. Hem de sıkılmıyorum filan. Yanlışlıkla çok iyi şut atmaya başladım bu arada 20'de 18 üçlük falan atıyorum böyle Stephen Curry gibi bir şey oldum <laughs> ee, biraz da kilo verirsem bunu ciddi değerlendireceğim ne yaparak bilmiyorum. Hiç maç yapmadın mı? Yok, bu yok. Ya, çocukken çok oynuyordum hayır, tabii hayır, mahalle maçı bir kere yaptım buradan da beni tanıdılar mı bilmiyorum tanıdıkları için mi çağırdılar bilmiyorum ama bir ekip çağırdı genç DMA'lar ee, abi biz üç kişiyiz sen de gel maç yapalım diye dedim ben yaşlıyım çocuklar. Üç e, kişi mi? Yapamam. Tek pota herhalde. Tabii tek pota. Oha çift pota mı <laughs> oynayacağız hayvan? <laughs> Derdime bak. Adama <falan. buraya Umarım <laughs> çıkıyor <gülüyor> tek böyle. tek potadır falan. <laughs> <laughs> i̇ki potayı meşgul etmemişsiniz. tek pota tabii canım. Çift pota maç zaten iki üç kere falan yaptım hayatımda. Çok zor abi. Bu arada değil. basket bence daha yorucu. Bence evet bu arada. Daha net, dediğim net şey de daha de bu arada ama Yok, e, daha çok git geldi yani. %100 daha yorucu. Ben bunu kabullenemiyordum uzun yıllar. Böyle NBA'yi çok seviyorum abi falan arkadaşlarım bunu söyleyince ben hayır futbol falan gibi salak bir savunmaya giriyordum. Hakikaten daha yorucu. <laughs> evet bence de. <laughs> ama bu arada tek pota da ciddi yorucu. Sen çift potadan bahsediyorsun. Tek pota da neden yorucu? Devamlı hareket halinde olmak zorundasın. Futbolda da yani ben de öyle değilim <laughs> halıda da öyle de yani halı sahada da yani öyle. öyle ama ben mesela hani devamlı hareket etmeden de e, gördüm şeyde gördüm. halı <laughs> sonra niye çağırmıyorlar <gülüyor> maça? <gülüyor> ya 11-11'de biz e, yani akıl almaz bir taktiksel aşırı deparlı falan başka bir seviyeye geçmeye başladık oynadıkça ve Boğacı'nın <laughs> tribüne bir şey diyemiyorum çünkü evet çağırmalıyız ama hani tribüne gibi <laughs> Hepinizin ağzına sıçacağım bekle kilo vereceğim Abi, Bu arada beklerim As Amacım bu olsun bu yüzden yürü Yok lan şimdi sizin ağzınız <laughs> <laughs> Öleceğim diye veriyor Amaç vermeye çalışıyorum yani. Yok yok oraya da evet bir gün çağrılacağım Ama reddedeceğim <laughs> Neyse <Bir de. gülüyor> ee, Çok iyi e ha Şeyi anlatıyordum çocuklar çağırdı beni Hı. Yok dedim ben yaşlıyım filan Yok abi ben de kiloluyum dedi. Halbuki ben kiloluyum dememiştim. <gülüyor> <gülüyor> böyle göbeğini gösterdi falan. Ben değilim ki falan ee, gittik ağzıma sıçtılar. Baya yok yani çıkartamıyorum maçı. Üçlükler. Maç ya gene attık tabii. Attık <laughs> ama kötü yüzdeli attım. 9'da 2, 9'da 3 falan attım. Ee, Sadece bir Olunca böyle. olmuyormuş ee. da. <laughs> yok ondan değil. Enerjim kalmıyor Bir savunmada <laughs> falan. Yani çocuklar böyle bir şeyler yapıp turnikeye falan giriyor. Bir dur iki dakika. seviyesi neydi? Çok da fark yoktu aslında. <gülüyor> <gülüyor> genç timaların... Ya genç tima dediğim vardır bir beş sene, yedi sene falan. Ha çok tam da genç canım, değillerdi yani. Tamam yedi sene genç abi. Ya genç tabii. Ama yok sorun o değil. Ben senden kaç yaş? <laughs> Sen kaçlısın? 95. Bilseydim ağırlamazdım. <laughs> o kadar. 89'larını dokuz. Karşılarını şey ihlal etmişiz. Altı mı oluyor? Altı oluyor. <laughs> ha. Genç değil mi amıyım sence ben? Evet. Tamam o zaman gençler. Çok öğrenecek şeyim var bende. en sevmediğim şeydir yaş büyük diye. Tabii. Fikir Tabii. sorma. Ne alaka yani? Abi. Daha neyse, tecrübeli hayatta 20. falan. Çok Eyvah. uyuz olduğum bir insan vardı böyle her şeyde yani. Yaşı mı devreye evet, sokuyor? Yani böyle yaşlıyım. Ben, yani ne <laughs> muhabbet yani? daha fazla <laughs> yaşadım bravo. Tamam okey yani. Dünyada daha fazla var oldum. daha önce sevişmiş <laughs> benim annem. <laughs> yani, bu yani anladın mı? Öyle öyle evet. Eskiden ama işte tecrübe hep herkes aynı şeyi yaşadığı için biraz daha e, mantıklı oluyordu. Daha bir... Ben niye böyle gereksiz <laughs> Sosyolog <gülüyor> sen, gibi. Sen yol Eskiden toplumlar mu? falan diye. <laughs> Şimdi yaşça büyüğüm onu da kaybetmeyeyim ee, istiyorum yani. Saygı da gitmesin falan. <laughs> evet neyden bahsetmek istiyorum? Senle <laughs> bir sürü programda beraber yer aldık efendim. İyi bu konuya girecektim. Ha. Bak, beni az önce gömdün ya bir minik hmm. kilo şeyinde. Bir saldırı ben vardı, neyse. vardı ha, yani tamam, neyse. Evet. Blender'a gelmedin. zamanda program yaparken. Ve biliyorsun orada benim... Bu arada bir topluma bir açıklama izleyenlere orada bir persona takınıyordum ben. Çok tabii ki normalde saldırmıyorum arada. arkadaşlarıma. Ama orada öyle bir persona ben var. Ben de bu anladım. programda geliyorum. öyle bu arada. Ve sen gelmedin. Açıklayacağım. <laughs> Umarım açıklarsın bunu bir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bayağı sizin programlara geldiğimi fark ettim. Hı -hı. Ben senin üçüncü aslında programına geliyorum ve hepsinde de bir minik saldırıya uğradım ben. Evet. de evet. sana yapmak istediğim şey. <laughs> Hatta birinde bayağı böyle bildiğin zaten eski defterlerim tabii ortaya çıkıyor. Tabii tabii ağzına ama. sıçtık bir ara. Ve yani bayağı benim sana uygulamak istediğim tarife bana uygulanıyormuş. Farkına Şimdi... bildim. Manipüle edilmişim yani. Bak. Biz gördük geçirdik <laughs> bu dünya. <laughs> bir yaşa geldik. <laughs> Söz dinleyeceksin bir an diye hemen Ya sevmediğim biri vardı, sen miydin? Bu arada tamamen onu açıklayabilirim. O dönem biz ee, Ece ile YouTube kanalı açmayı düşünüyorduk, tamam mı? Hala düşünüyoruz var. Evet. <laughs> Hiçbir şey gelişmedi o konuda. Ee, ben de dedim ki biz de bir kanal açalım, bir iki evet. ay içerisinde açılacak. <laughs> gelelim bize de yarasın. Hani bize seyirci gönderirsin filan. Sonra o iş yalan olunca sen de sonra program mı bitti? Bitti yani askeri ha. sonra. Başladığında herhangi hemen gelelim. Başka program düşünüyorum. Yok, ama böyle gitti bir yapmıyor. <laughs> abi her şeye gelirim. beni zaten bak en sevmediğim şey. Mesela soğuk savaşı bir sürü konuk geliyor. Hepsini mesela diyorum ki atıyorum mesela geek yapar geliyor. Diyorum ki abi o e, teşekkürler geldiniz için. Bu arada ben de hani iade ziyaret ne zaman isterseniz çağırın diyorum. Bir sene haber yok. Çağırsınlar istiyorum. Çağırmıyorlar. En son geçen bir çağırdılar diye gittik. Geek yapara gittin ama Evet işte geçen gittik Aynen. ama yani. Bir sene sürdü. Olsun gittin. Fırat Ceyda geldi. <laughs> Abi bu arada hani falan. Yok gene yok. Yani kimse beni bir yere çağırmıyor anladın mı? Öyle bir sıkıntım var. Ama beni gelmeyecek bir sınav veriyorsun. Abi bunu herkes söylüyor ya. Bir şey falan diyor. Senin cool, seni. cool bir duruşun var falan. Hayır ya yok. Asla çağır yok ya. ya, ya. Evet. Oturma alayım. Ben Hiç çok keşemiştim. yalnızım falan. Dedim. <laughs> Ağlıyorum diyorum ya. O yüzden çağır yani her yere gelirim. Burada yemek mi söylesek falan diye reklama bağlıyormuşum. <laughs> evet bu arada program sponsorunu arıyor sevgili arkadaşlar. <laughs> o değildenin e, destek olmak isteyen efendime söyleyeyim. Marka direktörü, reklam ajansı sahibi falan izliyorsa bizi. Para varsa alırız. Şey, e, <laughs> nereye bağlayacaktım burada? Ha. senle... Şeye katılmıştık şimdi marka ismi vermeyeyim burada. Bir böyle bir yarışma programına katılmıştık. Hmm. Ee, Sen Çobi ile beraber yarışmıştık falan. Bakın. O programı ben de evde açtım tamam mı çıktığında Ece ile beraber izliyoruz. Bizim de burada daha önce hiç açıklamadığım bir gerçeği açıklıyorum. Benim ee, inanılmaz komplekslerim vardır. Ve bu komplekslerden biri de Ece dünya üzerinde en komik bulduğu kişinin ben olması sorunsalı ve değil Türkçe konuşamamam. Tamam <laughs> diye. Yani benim dışında birini benden komik bulursa Ece büyük şey çıkartıyorum. Hani ne kadar yakışıklı falan hiç umurumda olmaz. Şu kasları görüyor musun falan bakayım bende. Tamam diye. <laughs> Bunlar var. Bakayım bende yok tabii de. Ve Olsa da bir problem olmazdı. verir sen böyle aşırı Hiç umurumda değil ama Ece gülüyor ve sen Aynen. Deniz Göktaş'ın stand-up'ına gittik. Bir yandan Ece'ye bakıyorum böyle fazla <laughs> gülecek mi diye. <laughs> Ya bu arada <laughs> çok ayıp bu arada ben çok güldük bu arada gayet şey iyiydi <laughs> Aynen o da şaka Çok güldük. Ee... Ben de bu arada denize gülüyorum. Aynen aynen net komik ya. Barkın, Sadece kazadan etkilen. <laughs> <laughs> Barkın arabaya bakalım biri daha çarpacak mı? Ee, şeyden sonra e, baya kontrol ettim yani ne kadar gülüyor falan diye Kompleksliyim bu konuda. Abi o programı izlerken sana bir güldü. Ben sana bir uyuz oldum. Dedim ben döverim bu çocuğu. Şey. <laughs> <laughs> e, Lan bu kombat. Sonra yer hayır. hayır. perde merde çekiyorum. Dedim ki Ece, Memit, e... Mehmet Demir kol bir çıkarıyor şeymiş. E... Ofa <laughs> <laughs> hiç boksör gelmedi akma ya. <laughs> Şakam yarıda kaldı. Allah <laughs> kahretsin. Bence anlaşıldı. Mehmet evet. Demir konuş şöyle yapması yeterince bir şaka <laughs> zaten. ve Ece Ece de biliyor bu arada bu özelliğimi. Bildiği için de yok sen daha komiksin filan diyor devamlı. Bu daha Ama acı bir da. cümle diyeyim yani? evet, evet. <laughs> <laughs> Ben inanıyorum o daha acı. <gülüyor> 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 Neyse bayağı güldü müldü o programda da ciddi komiksin bu arada. Sonra dedi ki ya bu bölümde Sina daha komik dedi. Ben bir depresifendi yok abartmadım tabii de <laughs> bir inceden uyuz oldum sana hakikaten. Ya bu ee... yani beni aşırı mutlu etmesini de yani Niye mutlu etti o kadar? Abi çünkü ben de Hayırdır hayatta hep... <laughs> yani ilişkimde de öyleydim. Benim de takıldığım şey hani gülünsün yani ha. bu bizim gibi mizah şöyledi. <laughs> Böyle bir sıfat. <laughs> <laughs> İğrenç ya. Yaşlandım Mizah şör dedi Mizahşör. ya. Bu arada, 95 yaşında. Ama yani adam. komedi yapmayı seven işte şaka ya zaten hayatın içinde olan insanların öyle ya. bir şeyi oluyor, kaygısı oluyor. Yani sevdiğin insan da hep sana gülsün gibi bir yerden. Hı hı. O yüzden e... ne kadar sıkıcı konuştu. Bu <laughs> bunu mu bunu, 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 komik? Ya var mı? Saldırıyor. Valla beni gömmeye <laughs> çağırmış ya. Ben bir bölüm Niye özel blender mi? çekeceğim ya. Arayacağım ekibi ya. Yok sana yok, böyle şey... <gülüyor> <ne> <gülüyor> ben bileyim. hakikaten sana gülüyorum ya bu arada. Teşekkür Ciddi ederim. bence de bu arada... E, yani Instagram'da yapıyorsun komedi içerikleri. Hatta onu konuşalım. E, çünkü o benim fikrim aslında. Benden çaldım. Hangisi? Ee, Twitch'te de beni takip ettiğini biliyorum çünkü. <laughs> Hangisi ya? <laughs> Klipler mi? Aynen aynen. Şey, literal anlama. Ha, Yok canım evet. benden falan çalmadın da. Ee, bir kere Beyaz Şov'a, <laughs> e, sen hatırlamazsın. Bizim yaşımız büyük. Beyaz Şov'a öyle bir video yapmıştım ben de. Literal şarkı sözleri diye. Sen de takip etmişsin demek ki. Yani. Diyorum. Bunun eski tabii bir şaka. şey olduğunu da biliyorum ama yani çok konu benden çaldığın listesinde abi. Volkan Öge var. Tabi tabi benden i̇şte önce çok. <laughs> Orkun Işıtmak bile var ya yani. bunu bayağı insan yaptı zamanında. Evet var. O zaman ben bayağı geri yıllarım. alıyorum söylediğimi ee, sana diye. <laughs> ama o da Bates Motel Pro'dan çaldı. Bates Motel'in var mı ya böyle bir şey hatırlamıyorum ben. Benim de yok bu arada ben alakası yok yani, benim yaptığım e, şey. Sadece şaka olsun diye söylüyorum. Var gibimsi yani hmm. aslında iki farklı şey hani. ...söylediğini duyarak işte şey yapma... ...o Fransızca şarkı yaparlar falan... Aynı ...bir şey de klip ya. yapıyorlardı bir dönem çok... parodi. Evet. ...ya yani onun ikisini birleştirelim ne? ben Beyaz Show'daki şeyleri hatırlıyorum... ...görmeyen falan. varsa... E, <laughs> ...fikri de özet geçmek adına... ...şarkı sözlerini biraz... ...literal anlayan evet. e, ve bunun... ...parodi klibini çeken evet. bir format... ...ben çok biliyorum hakikaten enes ...ve o süreç şöyle başladı mesela... E, ...ben... Bunu ilk yapmak istediğimde şeyi öngörmüştüm zaten. Biraz böyle lip sync olayı gene türedi ya. Hmm. Vine'da da zaten bir evet. ara çok patlamıştı. Şimdi TikTok'ta da böyle şu şu frame'de kızlar ve çocuklar ya bayağı He. sadece kafa var ve ağız oynatıyor. Seni falan yapıyor ve bayağı izleniyor. Ben de dedim evet. ki yani bu Demek ki keç bir şey var orada. Anladın mı? Oo, yani. helal olsun be. Vay, böyle geldin ha olaya. Vallahi dedim ki. Bravo be. <laughs> ya. Ya vallahi Oğlum sağ sonra... dalga geçmiyorum yemin ederim. Hayır ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim etkilendim ya. Çok iyi. Ya sen iyi. böyle mi konuşuyorsun vallahi? <laughs> <ya? gülüyor> <laughs> 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 Öyle mi? Vay 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 vallahi. <laughs> Böyle ya oğlum çok çirkin güldüm senin yüzünden <laughs> bölümde iğrenç çıkıyorum sonra. Bir şey diyeceğim bak ben hı. ilk şey dedim evde çektim tamam böyle ha. imdat klibini işte Çakal'ın şarkısını yapacaktım. Ha, evde çektim komik oldu zaten yani çünkü o işte ağız uyuyor işte hı. sen literal anlam yapıyorsun şaka var her şey okey. Sonra dedim ki yani tam bu zaten yapılmış bir şeydi. O zaman buna böyle aşırı emek harcayalım falan. Hmm. Ve işte prodüksiyonla anlaşmış. Tomaylar, Emreler falan çekiyor. Tanıştın mı sen bilmiyorum ama da Onların da kafa buna çok çalışıyor. Biz böyle oturduk bak şu şakayı şöyle yapalım çok bilmem yormuş. ne. Bunun için uğraştığınızı Uğraş... görmek çok komik Aynen uğraşma ama. çok komik bir yere geçiyordu. Biz bayağı klip çekiyoruz aslında. Evet. Görsel şiitleri böyle dizi seti gibi storyboard şeyimiz var. Ya. Aynen böyle <laughs> şey storyboard artık o biraz fazla olur değil mi? <laughs> bayağı işte mekanları yazıyoruz. Şu mekanda şunları çekeceğiz bilmem ne falan <laughs> filan. Bayağı set yapıyoruz falan. O yüzden o... Emek bayağı şey gördü ve ben çok, çok mutlu oldum. Ya kesinlikle böyle bir saniyelik bir şaka için o emeğinizi görmek zaten evet. ekstra bir level katıyor katılıyorum. Biraz zorluyor ama hani değiyor yani çünkü seviliyor da. ...bir ara bir saldım biraz... ...kendi derdime düştüm bir şeylere falan filan... ...ama tekrar şimdi başladım... Ee, seni dert etmeleri yaptım en son... Hı hı. ...ve normal işte şarkıyı yaptım... Hı hı. ...ve Instagram'ın müzik kanalından... ...çıkarılmış şarkı... ...ve ben de o yüzden orada sessiz kalmasın diye... Hı. ...remix bir... Sen dersin de çok saçma oldu ve ağız uymuyor böyle hiç bir arkada bir beat oldu. var falan böyle çok garip bir şeye dönüştü. Aa hiç düşünmemiştim böyle bir şey olabilecek. Evet. Niye çıkmış ya Allah Allah saçma. Anlamadım şey. aslında orijinal ses koysam daha mantıklıydı ama, ama işte o, da o etkileşime alsın hani o ses kanalına girildiğini görürsün falan. Biliyorsun yani. ha anlıyorsun bu işlerden. Şeyden 10 sene oldu ciddi ben. etkilendim bu arada ya gayet ee, şey güzel bir yoldan gitmişsin mesela hiç aklıma gelmemişti hakikaten keçi bir durum ve trend yakalama ya hani ben buna yaratıcı ne yapabilirim diye Ekle düşündüğüm ne bir ekledim. şey. Evet, bravo. Bir de yazı Çakayım. olunca da okutuyor falan hani böyle hmm. seni kitleyecek unsurlar var orada ekrana yani. Evet mesela şey havası veren videolar ee, kategorisine giriyor da yani karşına çıktığı anda mutlaka sonunu getiriyorsun. Evet. Yani merak ettiriyor e, o açıdan tebrik. Bak övüyoruz da. Sadece gömme Ama programı böyle bir düştün değil. överken. <laughs> Niye düşeyim ya? Evet o iyi falan diyor. Yok yok harbi etken. Biz Baksana de... kapattın bana kendini. Oturacağım. Çiçek oldun abi. <laughs> yok demin çok çirkin güldüm diye bir içime çekildim. <gülüyor> <gülüyor> falan diye böyle bir hareketler falan. En son Base 42'de böyle gülüyorduk ya. Valla güzel oldu. Şeyi e, biz de mesela Soğuk Bayağı Savaşı... Ya böyle gülmüyordum <laughs> Sana yürüyordu. <laughs> Komik olmadığın sürece sıkıntı yok. Eee... <laughs> <laughs> Ne diyordum? Ha. Ee, biz de soğuk savaşı mesela öyle bulmuştuk. Gülmeme çalışla birleştirdik. Evet, o da çok orijinaldi bu arada. Yani. O yüzden etkilendim işte. <laughs> ben de yaparım böyle şeyler yani. <laughs> Nereden çıktınız? Kendinden çaktınız. İşte ya? dead jokes vardı ya. Biliyor musun onu? Old F. kanalında bayağı soğuk şaka yapıyorlardı ama e, puan yazma da oradan. Bayağı çaktık programı. Sadece e, orada gülüp kaybetme durumu yoktu. Hemen orada kardeşin yapıştırdı. YouTube'da tutuyor diye. Berk. Ha ne başkası birer Berk. Sizde ama bir ceza yok. Yok canım ceza yok. Yani. O kadar abartmadık. Kaybetmeli ya. şey, yani. puan sistemi falan. Ama yani. doğru bir e, şey, çıkış noktası. Bu arada yani. biz bizde Blender'ı James Gordon'dan çakmış. Öyle mi? Ama o da çakmış bir yerden. O zaten konuşuyor çok. O da çak. <laughs> <laughs> biz o malı şeyden alıyoruz falan gibi oldu. James Gordon pandemi zamanı yapmıştı. Hmm. Ee... Hala sevildiği dönemler mi o zaman? Şu an niye sevilmiyor? Aa tamam. bilmiyor çıktı. musun? Yapma taciz falan. Me Çok çocuğu çıktı. Yapma. Valla inanılmaz Abi, şerefsiz Louis bir herif çıktı. yeni şey yaptı. Louis yarı Gerçekten haklı aklandı. gibi bu arada evet. Haklı demedi aklandı diyelim yani. Doğru söylüyorsun. <laughs> Orada şey önemli Orada evet. Louis UK. Biraz bully olayına giriyor haklısın o, onu Hı. unuttum ben. Şöyle ben... <laughs> haklı demenin sebebini anlıyorum. Ben de oralardayım ama hı hı. hani evet, haklı evet, da doğru, demeyelim. Doğru, doğru. Ama yarı haklı e, demiştim. Şeyi çok Onu komik. da geri alıyorum. Aklandıktan sonraki ilk stand bu çok komik bence. Ben biraz gene zayıf buldum vardı bu arada. daha iyi bir şey bekliyordum. Ama, ama yine komik, yine komik. O, o, o konuya, konuya çok girmemiş. Gidiyor. Evet. Aynen. O konuyu böyle çok uzun süre konuşur diye düşünüyordum. Biraz hızlı geçmiş. Pardon, şeye dönelim. Ne diyordun? Ne oldu James Cordona? Ha, e, ya tam detayını bilmiyorum da böyle şeyler oluyor ya, Siz ya bir de. Biliyorsunuz galiba herkes kafası alınıyor. Biliyor musun? Yani <laughs> şöyle e, adam böyle herkese kötü davranıyormuş falan. Hani böyle çok şeymiş e, egoistmiş işte bilmem ne falan öyle bir şey skandal bir durum yok da herkes bir anda çıktı evet James Corden şerefsizin tekidir falan diye bir şeyler anlattı. Ben de çok bilmiyormuşum. Yani, yani ben şeyde uyuz oldum. Çalışanlarına ya. kötü davranan bir Aynen sadece çalışanlar değil, bir değil yani. diğer aktörlere mesela hmm. beraber olduğu projelerde aynen talk show'da falan şeyde filan ya güvenlik görevlerine filan kötü davranıyormuş böyle bir sürü hikaye çıktım. Allah bu arada orada da şeyi düşündüm ya. E, hakikaten birinin kariyerini böyle bitirirsin ha. Yani yüz kişiye para versen böyle tweet atsa bir şey herkes bunları yazsa baya biter herif yani. İşte bir şey yapamazsın. Kim inanacak yani bu kadar farklı fazla kişi söylüyorsun. Eser yenenler nasıl acaba? onu mu bitirelim? Çok aşırı nedir aşırı benziyoruz <laughs> James Corden'a tarzı. Evet, bence ya. <laughs> Ama onu... tanıyorum çok tatlı bir adam. Hiç böyle şeyler yapacağını düşünmüyorum yani. Kendi kendine, kendine böyle bir şeye girdi. <laughs> bir de garanti vermek zorunda kaldı. Aa, çok iyi adam. Abi <laughs> aşırı kötü davrandığı biri arıyormuş. Siz niye bu, böyle yapıyorsunuz? Ben var bu arada varmış. O herife yani eser yenenleri değil tabii. James zaten bahsediyorum o herife diye <laughs> girsin. <laughs> o herif var ya ben de. Ee, ona da James ayrı uyuzum bu arada. Boğaç diye karakteri vardı onun da. O dönem ben de okuldaydım. Mi? Evet. havuçlu şey, evet Şişko falan. Şey, e, Herkes beni görünce ben de şiş şişkoyum diye ha, şakaları şişko yapıyordu. Şişko şey Küçük çocuk gibi. Sürpriz içiyorlardı aynen. Aynen tamam. Hemen şey. de James Corden'ı soruyoruz hatırlamıyorsun. Bunu da hemen hatırladı ya. <laughs> ha, ben aynen öyle. öyle en ünlü boğaç olmuştu. Çok beni zarar, zarar verdi. Ama yani sen adınla tanınmıyordun ki o zaman. Evet aynen. De Sonra da en ünlü boğaç insansız kara aracı oldu. Biliyorsun öyle bir şey icat ettiler. İsmini boğaç koydular. Böyle gidiyor. Gidiyor böyle bir tane daha küçük bir şey çıkıyor sonra içinden. O kim? O da Berk. Bir gün... <laughs> küçük dedim falan. <gülüyor> <gülüyor> tamam Berk. <laughs> Allah saçma sapan Berk'e Şey Friends. izlemiş miydin Friends? İzledim. Ee, Reunion'unu sundu ya o herif. Orada uyuz oldum ben. Hmm. Çok kötüydü yani. Zaten o bölüm de baya kötü. Neyse. Gereksiz bu yorumu kimsenin ihtiyacı olmayan bu yorumu yapmak. Ama reunionlarda şeyi sevmiyorum. Bırak aklımızdaki gibi kalsın be abi. Net katılıyorum ama şöyle gönderme yapmaları falan hani o anları tekrar yaşamaları, Gerek duygusallaşmaları. Ya yeni... yok tabi yani tabii <laughs> ki yok da izliyoruz işte. Yeni yani. şeyler olsun yeni insanlara bağlanalım abi. Bırak a kalsın o aklımızda genç ve tatlı halleri ya ben sevmiyorum abi. Yo ben bayağı ağladım güzeldi yani. Anlık hani Hayır hayır. ben beğenmedim şey laf ettim diye. Ya vallahi aramızda inanılmaz bir tension şimdi, Bak şimdi. <laughs> bak şimdi. Aramızdaki tek tension sexual tension olabilir. Seni <laughs> <Yine> o kadar <laughs> seviyorum seni. Kin edemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bu arada gerçekten bu şakayı yaptım ben Spor'da Kimse gülmedi. Biri Niyat yorum yapmış. Niyat var işte sevgili oradan da selam olsun. Nihat'la açın arasında bir gerginlik mi var? Hayırdır demişti. Biz de yorumları okuyoruz. Benim Nihat'la aramdaki tek gerginlik seksüel gerginlik olabilir dedim. O kadar seviyorum dedim. Böyle buz kesti. Nihat Bütün mı? stüdyo. Nihat da tepki vermedi. Bence çok komik şaka. Çok, çok komik. Olmuş. Mesela burada yaptım. Hepiniz bir tepki evet, fıs falan nefes verdiniz. Nihat'ın alması <laughs> bambaşka bam, <laughs> bir şey. Yok ya. yok neyse o da anlamış. Niye söylüyorsun falan yani, <gülüyor> Bence <gülüyor> inanılmaz iyi şaka bu arada. Çok iyi. Evet. Neyse. Evet. İngilizce yapınca aynı şeyi vermedi çünkü. Ne diyordum ben? Ee, ha, Friends ile alakalı şeyi söyleyeceğim. Ee, kötü olmasının sebebi böyle random birilerini falan konuşturmuşlar. Bir de ünlüler çıkıyor. Beckham Friends'i anlatıyor falan. Salak salak şeyler. Bir sürü onun yerine başka sahneleri tekrar canlandırsalardı. Yani o kısmı güzel demek istedim. Şuraya geleceğim. Bir şey diyeceğim. Bu arada senin bu, dedin ya. 100 tane adama versek kariyerini bitiririz falan. Ee, Me Too'yu şey hmm. yapmak istemiyorum kesinlikle hani sonuçta birçok insanın evet. yarası ortaya çıktı ve Hı -hı. çok çok da önemli insanların neler yaptı yani Bilkoz Bill Cosby yani. falan benim Kevin Spacey kavram, kavram kah... kavramımdı benim çocukluk kahramanımdı Bill Cosby ben Cosby'u bayılırdım çocuk. hadi ya o zaman sen yani çocuk kendi Elif zaten tam da kaç yaşına yani... gelmişti o Eski şeyler bir daha yayınlanabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru Friends'i de sonradan <laughs> izledim. Ben de sonradan şey izledim. Şey vardı. Pokal e... seviyordun ha. Ben beni yakalamadım. türkün komedi kanalı vardı ya. Ha, evet. Orada yayınladık. Bayağı seviyordum. Hı. Ve benim için mesela ilk o evet, tarz evet. travmaya başladım. Ve ya, yapmış korkmuş adam. Çok evet, yapmış ya. Evet. Evet. Ama bazı şeyler de çıktı oradan. ...hani burada bir prim var... Hı -hı. Evet, ...hadi var, ismimiz var. olsun... Işte ...ya da ünlüyü sevmiyor atıyorum... ...ya da bir şeye takılmış falan... ...bayağı insanı da şeye soktular yani... evet ya ...çok tehlikeli, tehlikeli bir yer bir böyle... Mi? ...her duyduğun şeye tamamen... ...kanıtlanmadan atlamak çok riskli... Evet. Yani. ...bir de zaten internete... ...biraz o yüzden girmeye başladı ya insanlar... ...o kim linç evet, ediliyor evet. bugün gibi... Linç ...bir durum oluyor her evet. ya. Ee, ...şeyden bahsetmek istiyorum... Ee, ...ekşi sözlük... Kapalı tabii şu anda. VPN'le girmek zorunda kaldık. Evet. Peki teşekkür ederiz. Ee, eksi sözlü... <laughs> <laughs> yok. Ee, biri şey yazmış hakkında. Seneler önce. 2012'de mi ne? Çok az şey var bu arada ben. Kişiliğinden gibi. ödün vermezse iyi yerlere gelir diye düşünüyorum demiş. Verdim verdin mi ödün kişiliğinden? Hiç vermedim. Falan. <gülüyor> 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 Bunu ben söyleyeyim. Kardeşim Benim abi. E. <laughs> ben kişiliğimden ödün vermem ki falan. Vermedim. <laughs> 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 2012 inayı düşünüyorum. Hı -hı. Kişiliğim doğal olarak değişti. Yani büyüdüm, Hı -hı. farklı bakmaya çalıştım. Ama insan ilişkilerim gerçekten değişmedi yani. Bak şu an duygusal ve ciddi bir yere geliyorum. Hazırım. Olan, <laughs> Hazırım. Oyuncu. <laughs> ee, blender'ı yaptığım dönem şeyi gerçekten hissettim. Ee, dostum olan insanlar geldi. <laughs> Abi 60 bölüme yakın çektik Hı. ve e, gelenlerin belki 40-45 bölümü benim sektörde bir şekilde tanıştığım bir Hı. muhabbetim oldu, takipleştim, bilmem ne insanlardı ve e, insan ilişkileri kurarken ve insanların beni kırmayıp oraya geldiğini şeyi gördüm. Ya Hakikaten doğru davranmışım. Hı. Ya o insan beni sevmiyor bile olabilir ama bir şekilde o ilişkiyi yaratmışım ya da o insan birçok insanın sevmediği bir insan da olabilir ama. Yani bir önyargıyla yaklaşmadım. Her zaman o ilişkiyi doğru kurmaya çalıştım ve bu sektörde gerçekten zor bir şey biliyorsun hı hı. yani. Kesin. Benim becerim bu niye kapattı şey. seni gene? <laughs> bu benim ciddi dinleme, ha, ciddi dinleme şeymiş. Sen mi? ortaya çıkardın şu anda farkında değildim ben. Demin de o moda girmiştim çünkü bir şeyler anlatıyordum. Şimdi şey oldu. Bak tamam, izliyor şerefsiz. <laughs> <falan. gülüyor> evet şu <vardı> anda direkt <laughs> bu geldi. Şu doğal bir duruş Allah aşkına bu nedir yani. Şey Daha bir otoriter bir yere girişti. Şöyle şuna ne dersin? Olur abi. olur. Ben mesela dediğini hiç beceremiyorum. O network. Network Aslında de senin denmez de. Çok şeyim var ya. Yani ben, hiç kötü yaklaşmıyorsun. Naif yaklaşmıyorsun. Evet bak seninle ilk tanışmadan önce. Hı hı. Ki sizle işte böyle arada kanyonda falan karşılaşıyorduk Aynen. ya. Hep bir şey oluyordum. Ulan bu aç beni seviyor mu sevmiyor mu, anlamıyorum falan oluyordum. Ama hakikaten sohbet edince hiç öyle bir adam değilsin bence yani. Hı. Ama... Gözüktüğün gibi yani. <laughs> İlk izlerimde biraz çalışmam lazım. Ben bir ara beni sevmiyorsunuz. Özellikle Berk. Allah Allah ya. Berk, Berk ama zaten herkesi başta aşırı, sevmeyerek evet başlıyor. Ya. yani Çok eksi de başlıyor. Sonra yavaş yavaş. aşırı seviyorum seviyor. şu an. Alakası yok. Ben bayağı yok şey... Yok hiç. Berk de öyle bu arada. Şey Berk de sizin araç. yanınıza geldi. Var. Falan. Allah Allah. çekiniyordum adama bir şey. Allah Allah Şimdi ya. şey konserde karşılıyoruz. Pandik falan. <laughs> ha, oraya geldim. <laughs> <laughs> o kadar da samimi olmayalım. Size şey vermedi. Berk var. Hüsnü <laughs> <laughs> Berk'e salladık. Berk'in o izlenimi var ama gerçekten Bak, doğru söylüyorsun. Evet. Ee, buraya şöyle bir not almışım. Abi Vine ne güzeldi ya. <laughs> gerçekten güzeldi ya bu arada. Ben çok özlüyorum. ya Onlar da büyük... Büyük gerizekalılık ya onu devam ettirememek. Gerçekten olacak iş değil yani. Şu an Geriz TikTok falan kalmayacaktı. Olayları. Detayını bilmiyorum ne oldu? Şöyle bu arada bu benim en çok dışarıda duyduğum cümlelerden biridir. Abi Vine ne güzeldi işte. Vine ne oldu bilmem dönemi falan dönem. <laughs> Bir de şey var galiba. O dönemki altı saniye olayı ve orada yaratıcılığın baya bir zorlanması hmm. meselesi. Yani emek verdiği görülüyordu insanların. Şöyle bir hikaye var. Twitter'a sattılar biliyorsun orayı. Biliyorum. Sonra co-founder olan herif yani ortağı işte o kuranların overdose'dan öldü o dönem. Aa. Bilmiyor musun? Yok. Ciddi misin? Hayır. Ve ondan sonra herifler zaten şey oldu böyle bir olayı de devam ettireme hmm. gider ve aynı en son neye döndü onu hatırlıyor musun? Hayır. Stop motion yapabilen kamera uygulaması. Buna mı döndü evet. gerçekten? Çok kötü bir son ya. Evet çok kötü ama ya Twitter'ın suçu abi. Evet yani bence yani yani de epe sahip çıkmadı. Yani. Çok, Yok etti yani. Çok alıp. net. Evet herhalde orada belki bilmediğimiz bir şey. bak, daha da bir şey Instagram, vardır. Instagram yani Facebook diyeyim. Meta neyse işte. Hmm. Yani yeter be abi dur be adam evet, ya. Yani. <laughs> Twitter'da alacaktı zaten evet. izin varsa da. Ama bak yani evet çok ele geçiriyor. Bir şeyleri hmm. alıyor entegre ediyor bilmem ne ama tutuyor yani. Hmm. Yani mesela e, şey gibi değil... Gerçi artık Twitter'da Twitter'ın yani Jack'in falan değil ama yani Vine'ı yok etti ya alıp. Hmm, hmm. Ne yapıyorsun yani? Evet. Ve Twitter'a entegre olacak hiçbir şey de yoktu zaten Yok çok saçma ya. Baş başına Sırf yani. Bir Devam etmesi için başka bir sebep olması lazım bu kadar saçma. Şu an Twitter'ın geldiği halde öyle bu arada ben nefret etmeye başladım. Değmiyor Yani takip ettiğim insanları göremiyorum ana sayfada. Evet orada takip ettiklerim diye bir buton var. Bunu da yazınca öyle diyorlar ama o Şeye göre gösteriyor. <laughs> Neye göre? Es, e, dakikaya göre yani şey. Sondan başa gidiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay, öbüründe eski versiyonunda hani özetinde en çok dikkat çekenleri şöyle evet, filtreleyip şey. geliyordu. O gün ne kaçırdıysan görüyordun. E, şimdi onu görmek istediğinde böyle bir sürü takip etmedi. Yarısı falan takip etmediysen evet. insan. İyice her şeyin TikToklaşması sendromu diyorum hocam buna ben. Abi ben pandemi de sildim. <laughs> O kadarı. Ee, çok beni darlıyordu yani işte yok Çin'de adam mora dönmüş. İşte yok sokakta bayılan insana yani covid dönmüş. Ha okay. bu kadar çabuk unuttunuz ya? Evet, <laughs> ya dünya pandemi var ya <laughs> Sağlamışız ya. Geçen Har hafta Çabi maskeliydi. Daha... Harbi mi? O unutmamış. <laughs> o takıyor bu arada. Aynen. Genel olarak. Asyalı diye herhalde işte. Onlarda <laughs> <laughs> evet. öyle bir şey var. Helal olsun hepsine. <laughs> evet. Yani havaları kirli demek ki bizim gibi değil. Hocam, Çin Çin'e gittim ben. O tavuk kokusuyla kirli olur tabii yani. Böyle evet, yağ Japonya'da kokusu da canım. çok büyük hava kirliliği varmış. Gitmedim oraya da gideceğim inşallah bakalım. Var, seviyorsun sen. Seviyorum. Japonca Zaten kursuna gittim. Ece bayağı öğren öğrenmemiş. Ece Koreceyi öğrendi. Ha Koreci pardon. Bayağı biliyor. böyle dizi seyrediyor filan. Alt yazıyor yok böyle manyak. O seviye. Da, aynen. Çok iyiymiş. Ya da ben bir şey Kingdom izliyordum işte. Kingdom'ı izletemedim onu. Tarihi dizi falan diye. ...bir şey söylüyor, anlıyor filan. Belki ben de izlememişim. Çok iyi dizi bu arada izlen <gülüyor> <gülüyor> Tabii tabii Kingdom aynen aynen falan. Ee, sonra Japonca'ya işte beraber gidin Ben de Japonca öğrenmek istiyordum. Meğersem çok uğraş gerektiriyormuş... dil öğrenmek. Peki Kimin Ural Altay dil ailesinden mi Japonca? Abi o olay galiba bir teori sadece ya. Nasıl yani? Yani yüzde yüz herkesin okey olduğu bir şey değil. <gülüş <Palace> <gülüş> Sen böyle açıklarsın. <gülüş> <laughs> dil sempozyumunda. Bilmiyorum bana da mantıklı geliyor bu arada. Birçok şeye benziyor ama zaten teori de oradan çıkıyor sanırım. Hani birçok çok, çok benzer nokta falan diye <laughs> yapmamışlar abi dil be, dil bilimciler falan <laughs> oturup yaptı bunları ya. Yani. Abi çok benziyor ya. Bak. Aynı ay kelime. Herhalde. Ya bu arada <laughs> Ama teori olması için biraz öyle bir yerden gelmesi gerekiyor. tabii ki dil bilimciler öyle dememişti. Evet, 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 gibi. Herkes katılmıyormuş ona yani. Bilmiyorum. Kim yani. abi bu erkek? Bilmiyorum ya. <laughs> Çok az bilgim var bu konu hakkında. Daha fazla soru sorma. sorma. <laughs> Atıyorsunuz <zaten>. abi. James Corden'da <laughs> da öyle. Az bilgim Bu arada onun eskiden kitabı varmış ya. Babam anlatmıştı. Blöfçünün rehberi diye. Her konu hakkında bir cümle yazıyormuş böyle. İnternet yok ya. Mesela volkanlar diyorsun. Bir şey öğreniyorsun. Sonra biri Volkan konuşunca e, tabii yani o daha da öyle falan diyorsun. Bitiyor aslında bilgin giymiş. orada. Ama seni çok kültürlü zannediyorlar. Playbook çok iyi fikir yani. Aynen. Şimdi tabii internet var hocam. Bitti artık evet. öyle günler Yine kaldı Yine geldi yaşlı bir <laughs> gün. <laughs> <laughs> boomer. Çok boomer'ım ya ben evet. Story filan da atamıyorum o yüzden. Yok sen çok boomer değil. Biraz öyleyim. Sen nerede boomer'lık yaptım biliyor musun? Nerede? Reels olayında bir sürekli abi bir bahanen vardı. Sürekli. Abi şunu şöyle yapayım. Bak. Abi ulan ulan geldi bir. <laughs> <laughs> i̇çindeki ulanı çıkar. Çıkar ya ne varsa Abi arkadaşım. kurgu biliyorsun, şey biliyorsun. işte zaten müzik biliyorsun. Ya o kadar Reels'la ilgili formatı yapabilecek bir adamsın ki. Abi onu oradan kesmeye düşünüyordum. Bilmem ne carçut dedin. Hiç daha hatırlamıyor konuştuklarımız. <laughs> yok, yok öyle. Mı? öyle öyle haklısın. Ki bu hayatta... senin izlemediğim yayınındaki şey beni daha çok kitlemiştir ya. O şey var ya hani hanedanlık oyunu. Ha gibi ama ve... onun editini güzel yaptı evet bizim i̇şte. arkadaş. Hasan ya bayağı, mı? bayağı. <laughs> Bizim arkadaş diyorum ya efekan <laughs> işte. Ha bir de yani yapan birileri <laughs> var ya utanmıyorsun ya. Evet haklısın. Ya evet. şöyle <laughs> çok zor biliyor musun? Yani ne zor Onları bu. editlemek. Sen Şimdi... kendi mi kurguluyorsun? Hayır. Tam da Gelip bana <laughs> burada kurgula abi. ya evet, saygını da yapmadım falan. Gitmiş anlaşmış ya yani. prodüksiyonla. Yüzde <laughs> yüz haklısın. İşte yani ya böyle... abi bak bunun için gerçekten ben gidiyorum terapiye. Diyorum ki bunları çözmem lazım falan. Ee, konu oradan değişti bir anda. <laughs> Buraya gelemedik yani da. Ama çözeceğiz yani. Bir böyle bir şeyim var ya. Ee, kendimi fazla hem hor görme... Hem çok yukarıda görme olayları oluyor bende. Çok yani hem ilişkin. en yetenekli benim. Hepinizin ağzına sıçarım seviyesi var. Hem de bunu kim izlesin iğrenç oldu bu ne ya? Böyle salak bir şey niye koyuyorsun var. Bu ikisi arasında devamlı gidip geldiğinden zor ya hayat. Abi diyeceğim. bunların olmasında bir sakınca yok ki. İşte ben bu, bunlar arketip yani senin hayat bu açın içinde olan birçok karakterden biri yani. Sen niye reddediyorsun mi? ki onu? Reddetmiyorum abi. hayır. Mesela koyarken diyorum ki ya bu güzel olmadı koymayayım falan. Öyle çok şey oldu yani. iki üç tane taslamda duruyor izletebilirim sana. Ee, teşekkür ederim geldiğin için. Çok keyifli ben program teşekkür oldu. Ederim abi. Ee, artık sıra sende. Sen bir yere çağıracaksın. Tamam, umarım. Alı sağ falan neresi olur mu? Olur mu öyle? Çağıracak Programa çağırırım çağırayım abi. Alı olmaz. <laughs> ben böyle o alı sağa 11-11 sırayla alacağım hepsini. <laughs> bir şey Bir izlemeye gel. Ya şaka yapıyorum. Ya abi. vallahi gel ya ne izlemeye geleceğim ya sizi? Siz kimsiniz oğlum? <laughs> oynamaya, oynamaya gelirim ben. Yani. Oynamasını ne olur? <laughs> Oraya bir perfect zoom bir şey yapın yani. Şöyle oynayın. Perfect oynayayım. zoom ne ya? Ne bileyim. Süper zoom diyecektim. Perfect <laughs> zoom. <laughs> Daha da iyisi düşün yani. Mükemmel Doğru zoom be. en iyisi. <laughs> Peki tamam çok iyi program. Evet, teşekkür, teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Ee, bizi dinleyen izleyen insanlara çok teşekkür ediyoruz efendim. İzlediyseniz dinleyebileceğinizi dinlediyseniz izleyebileceğinizi unutmayın iki yerden de sokrates'i takip edin görüşmek üzere